NP Grup olarak toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığı ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yataklı ve yataksız sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yola çıktık. Çünkü bize göre insan sağlığı demek, insanlığın mutluluğu demekti. Çıktığımız bu yolda ilk olarak Memory Centers of America'nın Türkiye Şubesini 25 Mayıs 1999'da İstanbul Bağdat Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katılımıyla gerçekleştirdik. Sayın Demirel'den aldığımız güç ve insanlarımızın bize verdiği destek çalışmalarımıza hız verdi. Dünyada en gelişmiş teknolojiyi kullanan ve en yeni testleri uygulayan Memory Center, nöroloji, erişkin ruh sağlığı, çocuk, ergen ruh sağlığı, aile ruh sağlığı, bağımlılık, duygu, durum bozuklukları, şizofreni gibi birimlerden oluşuyor. Türkiye'de ilk beyin check-up'ı ve manyetik uyarım tedavisi, TMU'yu gerçekleştiren Memory Center, psikiyatride yeni tedavi yöntemlerini uzman kadrosuyla etkin biçimde sunarak hizmet vermeye o günden bugüne aralıksız devam ediyor. Öncelikle İstanbul'da, daha sonra Türkiye'de ve nihayet Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde ruh sağlığı ile ilgili tüm aktivasyonlarda yer alan bir kuruluş olarak bilinmek, ruh sağlığı hizmetlerinde kolay ulaşılabilirliği ve kalite odaklı bir yaklaşımla gelişmesini güven unsuru üstüne kurmak, hasta ve hasta yakınlarında memnuniyet oluşturarak ilk akla gelen ve birinci sırada tercih edilen hizmet sunucu olmak amacıyla çıktığımız bu yolda dur durak yoktu bizim için. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda beyin fonksiyonlarını ölçerek tanı ve tedavi yapmayı yöntem olarak seçmiş olan Memory Center, bir yıl sonra ikinci aşamayı gerçekleştirdi. Memory Center of America'nın başkanı Vernon Wells'in katılımıyla 3 Ekim 2000'de çocuk ve ergen psikiyatrisi birimini açtı. Açılan iki merkezimizin çalışmaları o günden bugüne hiç durmadan sürdü. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi ve düşünce odaklı tıp gibi yeni yaklaşımların Türkiye'de öncülüğünü yapmak bizi mutlu ediyordu. Nöroloji, psikiyatri, psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek tanıdan tedaviye multidisipliner yaklaşımı Türkiye'ye taşımaya devam ettik. 2003 yılı Şubat ayında Fener yolunda 5 katlı merkezimizi erişkin nöroloji ve psikiyatrisi, hemen arkasındaki köşküde çocuk ergen psikiyatrisi olarak hizmete açtık. Ama bizim için gidecek çok yol, atacak çok adım vardı. Nihayet Kasım 2006'da yataklı bir kuruma, yani hastaneye olan ihtiyacımızı NP İstanbul Hastanesi ile hayata geçirerek yarınların nöropsikiyatrisini Türkiye'ye getirdik. Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi, Türkiye'de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bir özel dal hastanesi olarak Ümraniye'de hizmete girdi. 7000 metrekare kapalı alanı olan 3 dönümlük bahçesinde NP İstanbul Hastanesi, dünya standartlarının üstüne çıkmış özellikleriyle dikkat çekiyor. NP İstanbul Hastanesi ile düşünce teknolojisi kapsamında nörobiyofeedback, hafıza ve öğrenme testlerini bilgisayar ortamında yapan Shifrut Viana test sistemi, beyin bioelektrik faaliyetini anlamaya yarayan ve haritalama sonucu veren kantitatif EEG ve beyin haritalama yöntemi, zihinsel rehabilitasyon yapan Rehacom yöntemi, manyetik uyarımla beyin kabuğunu uyaran dirençli depresyonda tedavide kullanılan TMU sistemi, beyindeki hacim değişikliğini izleyen özel programıyla MR görüntüleme sistemini Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son 10 yılda çocuk psikiyatrisi tanı ve tedavi uygulamalarında kavramsal çerçevelerde önemli değişimler oldu. Çocuk ruh hastalıklarında ilaç tedavisi birinci seçenek olarak kullanılmaya başlandı. Tedavi başlangıcında doz titrasyonu ve tam gözlem için çocuk hastaların yatarak incelenmesi önem kazandı. NP İstanbul Hastanesi olarak yataklı çocuk psikiyatrisi servisimizi hizmete soktuk. Bu servisimizle İstanbul'da bir ilki başardık. Müzik
NP İstanbul Hastanesi'ni açtıktan 3 yıl sonra İstanbul Avrupa yakasından gelen danışanlarımızın yoğun talebiyle Bağdat Caddesi üzerinde yetişkinlere hizmet veren Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi hizmete devam ederken, hemen arkasında Saklı Köşk'te hizmet veren çocuk ve ergen birimimiz, Etiler'de hizmet veren diğer yetişkin polikliniğimizle güç birliği yaparak 10 Ağustos 2009 tarihinde Etiler'de NP İstanbul Etiler Polikliniği olarak daha geniş ve müstakil bir binada hizmete girdi. NP İstanbul Etiler Polikliniği bünyesinde çocuk ve ergenle yetişkin biriminin yanı sıra uyku bozuklukları, nöroloji ve iç hastalıkları alanında da hizmet vermeye başladı. Okullara özel eğitim ve danışmanlık hizmeti de veren Etiler Polikliniği ilk kez çocuk ve ergenler için duygusal zeka eğitimlerini başlattı. Bunun yanı sıra anaokulu, ana sınıfı ve liseler için okul olgunluğu programında yaşa göre testler yapılıyor. Bizi farklı kılan unsurlar. NP Grup olarak 1999 yılından bugüne kadar yaşadığımız süreçte bizi farklı kılan unsurlarla Türk sağlık sektöründe haklı bir yer edindik. Bizi farklı kılan unsurlardan birincisi, hastalarımıza yaşatmaya çalıştığımız evindelik duygusudur. Çünkü bize göre odaları ev, koridorları sokak gibi olan servislerde tedavi daha kolaydır. Hepsi banyo ve WC'li olan, hastalarımız için her türlü ayrıntının düşünüldüğü odalarımızda otel konforunu amaçladık. Alışılageldik hastane dekorasyonunun dışında sıcak renkler kullanılmış ortak kullanım alanları, ortak kullanım alanında odalarda bulunan LCD televizyonlarla servislerin konforunu arttırdık. Odalarımızda kırılmaz camlar kullandık. Böylece demir parmaklıklara gerek duymadık. Konforlu gündüz odalarına sahip olan NP İstanbul Hastanesi'nde, psikolog yönetiminde günaydın toplantılarıyla hastalarımızla daha sıcak bir ortam yakaladık. ...24 saat dijital takip, 12 volt elektrik, 40 derece altı sıcak su gibi ayrıntılarla yüksek güvenlikli klinik hizmeti sunduk. Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat, herkesin kesintisiz ulaşabileceği ve ilgili uzmanlara acil olarak yönlendirilerek danışma ve destek imkanı sunan çağrı merkezi oluşturuldu. Akıllı klinikler. Hastanemizdeki her unsur özel olarak tasarlandı ve uygulandı. Sınırlı giriş çıkış imkanı sağlayan kapılar, özel yapılmış hafızalı yatak ve şilteler, özenle seçilmiş plastik ayna ve tasarım musluklar, köşeleri yuvarlatılmış odalar, hasta ve personel güvenliğini sağlayan diğer unsurlar düşünülerek imal edildi. Hasta güvenliği en üst düzeyde düşünüldü. Tüm bunlarla birlikte hastanemizde akreditasyon standartlarına ve hasta konforuna yönelik tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış, hizmetin devamlılığını sağlayacak tüm önlemler alındı. Kriz müdahale. Bizi farklı kılan nedenlerden biri de nöropsikiyatrik acil servisimiz. Acil servisimiz 24 saat hizmete göre düzenlendi. Bununla birlikte taşkınlık gösteren hastaların kendilerine zarar vermelerini önlemek için duvarları ve yatakları yanmaz malzemelerden oluşan yumuşak odalar, korumalı hasta tespit sistemleri oluşturduk. Özel eğitimli hekim ve sağlık memur ekibimizle nörolojik, riskli hastalar için acil yoğun bakım yeteneği olan odalarımızda hizmet veriyoruz. Hastanemizdeki uygulamalarımızı proje olarak sunduk ve ambulansla psikiyatrik hasta alım ve nakli konulu proje, hasta güvenliği iyi uygulama kategorisinde Hasta Güvenliği Derneği tarafından ödüle layık görüldü. Nöropsikiyatrik yoğun bakım. NP İstanbul Hastanesi'nde monitörize edilmiş ve taşkınlığın önlenebildiği dahili ve nöropsikiyatrik yoğun bakım uygulaması vardır. Fonksiyonel MR ve spektroskopik MR, klasik MR görüntülemenin ötesinde nöro paketiyle beynin işlevsel görüntülemesini ve beyin dokusunun kimyasal yapısının analizini sağlar. MR uyumlu EEG, beyindeki biyoelektrik olaylarla hemodinamik olayların eş zamanlı değerlendirilmesini amaçlayan cihazımız ARGE çalışmalarımızda kullanılmaktadır. VMRI,
volümetrik MR görüntüleme beynin 40'tan fazla farklı anatomik bölgesinin hacimsel değişikliklerini takip için kullanılan bir yöntemdir. Yüksek çözünürlükle yapılan anatomik MR çekimi özel bir bilgisayar ve program aracılığıyla analiz edilir. Doktorlarımız tarafından sonuçlar değerlendirilir. fMRG, beynin yüksek çözünürlükle işlevsel görüntülenmesidir. Çalışan beynin bölgelerine duyarlı bir MR tekniğidir. Çekim sonrasında uzmanlarımız tarafından sonuçlar analiz edilir ve çalışan beyin bölgeleri tespit edilir. Sonuçlar doktorlarımız tarafından yorumlanır. Arge birimimiz 1991 yılında kurucumuz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın Amsterdam'da aldığı en iyi araştırma ödülü motivasyonunu görev edinmiştir. Beyin haritalaması. NP gruptan Memory Center'ın 1998'den beri uyguladığı bir sistemdir. Beynin ürettiği sinyallerin analog kayıttan dijital formata çevrilmesi ve kalibrasyondan sonra sayılması, 4 ana frekans grubuna ayrılması esasına dayanır. Beyin taraması tekniğidir. Sonuçlar normatif veri tabanıyla rapor edilmektedir. Neurobiofeedback yöntemi. Beynin ürettiği dalgaların frekanslarına ayrılıp voltajlanmadaki değişimi ölçme ve bunu tedavide kullanan düşünce teknolojisi altyapısına neurofeedback denmektedir. Beynin ürettiği dalgalarla düşünce arasındaki ilişkiyi görselleştiren bir sistemdir. Biofeedback sistemi ise vücut ısısı, cilt direnci, solunum sayısı, kas gerginliğini ve kalp atım hızını özel elektrotlarla ölçerek kişinin bedensel duyumları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi görselleştiren bir düşünce teknolojisi aygıtıdır. Toksikoloji laboratuvarı, bağımlılık hastalarında ve risk gruplarında, kanda, idrarda ve saç telinde toksikolojik arama yapılması gerekir. Hastanemizde toksik tarama aynı gün sonuç verme hızında çalışıyor. Farmakogenetik laboratuvarı ve kişiye özel tedavi. İlaç genetiğine uygun tedavi uygulama yöntemidir. İlaçların vücutta çalışıp çalışmadığı analiz edilerek tedavi planı yapılır. Kişiye özel tedavi imkanı sağlar. TDM ilaç kan düzeyiyle tedavide genetik polimorfizm dikkate alınır. Mikro uyarım tedavisi, CES, kulak elektrodundan beyin kabuğuna verilen özel dalga fonksiyonlu mikro uyarım tekniğidir. Depresyon, anksiyete, uykusuzluk, ağrı tedavisinde önerilmektedir. Uyku laboratuvarı, 2 uyku odası, 1 fototerapi odası, 1 uyku deprivasyon odası ve merkezi dijital tetkik sistemiyle uyku laboratuvarı hastalarımıza hizmet vermektedir. Anestezili EKT, elektrokonvulsif terapi, EKT, bilinen ismiyle şok tedavisi artık daha iyi koşullarda yapılabiliyor. Timatron 4 sistem anestezili cihazla hastanın kalp ritmi, beyin dalgaları, kas kasılma ölçümü yapılarak uygulanmaktadır. Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi, TMU tedavisi yeni bir tedavi yöntemidir. Türkiye'de ilk psikiyatrik uygulamayı gerçekleştirdik. Ergoterapi. NP İstanbul'da Ebru, müzik ve resim atölyelerinin kullanıldığı uğraşı tedavisi ve hastane sonrası sosyal uyumu kolaylaştıracak eğitimli, klinik psikologların ve uzmanların yönetiminde yardımcı tedaviler olarak uygulanmaktadır. Medikal müzik. Medikal müzikle Osmanlı döneminde bimarhanelerde ve darüşşifalarda kullanılan Türk musikisinin Türk tedavi musikisi olarak bilimsel verilere uygun kullanımı hedeflenmiştir. Hastanın beyin dalgalarında olumlu değişiklik yapan müzik türü belirlenip hastanın odasına o müziğin verilmesi yöntemi benimsenerek uygulamaya geçirilmiştir. Amasya Bimarhanesi'nde uygulanan musikiyle tedavi yöntemini asırlar sonra NP İstanbul Hastanesi'nde başarıyla uygulayan kurumumuz Amasya Vakfı tarafından Altın Elma Ödülü'ne layık görüldü. Yaz-kış bahçeleri. NP İstanbul Hastanesi tavus kuşları, sülünler, kaz ve ördek gibi kuş türlerinin bulunduğu özel peyzajlı bahçesiyle de öne çıkıyor. 3 dönümlük yaz bahçemizde havuzun yanı sıra kafeterya olarak kullanılabilen kış bahçesiyle de doğallığın tedavide kullanımına özen gösteriyoruz. Psikoloji, psikiyatri ve nöroloji disiplinlerinin birlikte çalıştığı uzman ekibi, güler yüzlü kadrosu, hasta odaklı tedavi anlayışıyla Memory Center Polikliniği, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi ve NP İstanbul Etiler Polikliniğinden oluşan NP Grup, Türk halkının hizmetine devam ediyor.
hizmet kalitesini yükseltmeyi, uygun ilaç, uygun doz, uygun süre, uygun tedavi iddiasında olan, sürekli gelişim içinde olmayı, bilimsellik ve hasta odaklı hizmeti şiar edinmiş uzman kadromuz, insan sağlığının insanlığın mutluluğu demek olduğunu çok iyi biliyor ve bu yolda durmadan ilerliyor.